bugün golfün nereden nereye geldiğini sizlere anlatıyor olacağım. Golf ile tanışmam 2012 yılında oldu. 2012 yılında Ankara Golf Kulübü'nde eğitim alarak golfe başladım. Temel eğitimi tamamladıktan sonra sporcu lisansımı aldım. Ve 2015'ten bu yana da aktif olarak turnuvalara katılmaya devam ediyorum. Golf benim için bir tutku. Golfün tarihini bir golfçi olarak çok merak ediyordum ve bunun araştırmasını çeşitli kaynaklardan yapmaya gayret gösterdim. Malum Türkiye'de golf çok bilinen bir spor değil. O yüzden kaynaklar da çok sınırlı. Gerek yabancı kaynaklardan ya da çok az sayıda Türkiye'de yazılmış olan kaynaklardan golfün tarihini toparladım. Ve bugün sizlere golf tarihini detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Öncelikle size dünyada golf tarihini anlatmak isterim. Kuşkusuz golf dünyanın en eski sporlarından bir tanesi. Kimi tarihçiler Roma'da Sezar'ın hükümdarlığı sırasında kalın sopalarla yuvarlak taşlara vurarak halk arasında oynanan Paganica adlı oyunu golfün atası olarak kabul ederken, bazı tarihçiler ise Hollandalıların golfü oynadığını iddia etmekteler. Diğer bir görüşte ise Çin'de 1300'lü yıllardan itibaren golfün oynandığı ileri sürmektedir. Golfün kabul görmüş resmi tarihi ise golfün ana vatanının İskoçya olduğunu bizlere göstermektedir. İskoçya'nın Edinburgh şehrinin kuzeydoğusunda yer alan St. Andrews kasabası golfün doğduğu topraklar olarak kabul edilmektedir. 1400'lü yıllarda St. Andrews kasabasındaki çobanların taşları yontarak sopalar ile çukurlara atmasıyla golf oynanmaya başlanmıştır. St. Andrews'ta yapılan Old Course golf sahası dünyada golfün evi olarak kabul edilmektedir. Golfün yasaklarla dolu tarihine bakacak olursak, ilk yasağın 1457 yılında Kral 2. James tarafından uygulandığını görmekteyiz. Kral 2. James, askeri faaliyetleri engellediği gerekçesiyle golf oynamayı yasaklamıştır. Ve bu yasak yaklaşık 45 yıl sürmüştür. Bu yasağa rağmen popülaritesini İskoçya'da hızla arttıran golf, izleyen yüzyılda İngiltere ve İrlanda'da hızlı bir şekilde yayılmaya başlar. 16. yüzyıla gelindiğinde James'in torunu 4. James ilk özel golf ekipmanlarını hazırlatır. Kralın kızı Prenses Mary'yi ise Fransa'ya eğitim için gönderir. Mary, Fransa'da golfün yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. Golfte çantayı taşıyan ve golfçiye taktik veren kedi kavramı da Mary'nin golf oynarken çantasını öğrenci arkadaşlarına taşımasıyla ortaya çıkmıştır. Bunun yanında Prenses Mary golf tarihinde ilk kadın golfçü olarak kayıtlara geçmiştir. İlerleyen zamanlarda kilisenin baskısı ile golfe ikinci yasak da gelmiş. Pazar günleri golfün oynanması yasaklanmıştır. Çünkü halk pazar günleri kilise yerine golf oynamaya gidiyordu. Büyük dedesi 4. James'in aksine 6. James golfü tekrar özgür bırakan kral olarak tarihe geçmiştir. 1744 yılı önemli bir dönüm noktasıdır. İskoçya'da ve İngiltere'de ilk kulüpler kurulmaya başlar. 4'ü İskoçya'da, biri de İngiltere'de olmak üzere toplam 5 kulüp kurulur. Yine aynı yıl golf kuralları yazılı hale getirilir. Tarih 1860'ı gösterdiğinde ilk profesyonel golf turnuvası 8 profesyonel golfçünün katılımı ile İskoçya'da gerçekleştirilir. Bu turnuvadan 7 yıl sonra ise ilk kadın golf kulübü kurulur. 19. yüzyıldan sonra golf ABD'de, Uzak Doğu'da ve Avustralya'da yaygınlaşmaya başlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Japonya'da golf yayılmaya başlar. Türkiye'de golfün tarihi Osmanlı'yla
başlamaktadır. Dünyada tüm bu gelişmeler olurken elbette Osmanlı da spordan uzak değildi. Haliç sırtlarında yer alan Ok Meydanı yeryüzünün en eski spor komplekslerinden biridir. 500 yılı aşkın geçmişiyle çok farklı sporlara ev sahipliği yapmış ve sporcular yetiştirmiştir. İstanbul fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet Ok Meydanı'nı okçuluğun talim yeri haline getirmiştir. Böylece dünyada ok atmak için ilk özel meydan oluşturulmuştur. 1894 yılında gerçekleşen Büyük İstanbul depremi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Zaten zor durumda olan Osmanlı Devleti dünyanın dört bir yanından yardım talep etmiştir. Yardım gönderen New Yorklu bir iş adamı İstanbul'da yeğeni olan Ernest Thompson'dan yardımları yerinde incelemesini ister. Bu sırada İstanbul'da lisede okuyan Thompson amatör bir golfçüydü. Arkadaşlarına golfü anlatıyordu. Bu arada Ok Meydanı savaşlarda okun kullanılmaması sebebiyle gözden düşmüş ve askeri birliklerin atış kullandığı bir yer haline gelmişti. Dönemin padişahı hem spor hem de mesire alanı olarak alanı tahsis etmişti. Genç Thompson İngilizlerden aldığı bilgi ile kuracağı kulübün yasal statüsünü öğreniyordu. O günlerde Osmanlı Cemiyet Kanunu'na göre 3 kişinin bir araya gelmesi kulüp kurmak için yeterliydi. Tarih 1895'i gösterdiğinde Türkiye'nin ilk golf kulübü Konstantinopol Golf Kulübü kuruluşu gerçekleşti. Kurucuları genç Ernest Thompson ve Wood Paşa olarak bilinen Sir Henry Felix Wood'dur. 12 çukurlu ilk saha Ok Meydanı'nda yapılır ve ilk turnuva 1905 tarihinde düzenlenir. Osmanlı Devleti golf kulübü kuran 9. ülke olarak tarihe geçiyordu. Fakat o dönem Osmanlı gençlerinin kulübe üye olması ve golf oynaması yasaktı. İkinci Meşrutiyet'ten sonra Ok Meydanı sahası Osmanlı Acemi birliklerinin eğitim sahası oldu ve yeni saha arayışlarına girildi. Maslak askeri kampın yanındaki saha golf oynanabilir hale getirildi. 1911'de Bosporus Golf Kulübü olarak ismi geçen kulüp Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte tekrar yapılanacaktı. Bu arada 1905 yılında Türkiye'nin ikinci golf kulübü olarak İzmir Bornova Golf Kulübü kurulmuştu. İzmir'in önde gelenleri ve levantenleri kulüpte oynamaya başladılar. Kulüpte 15 civarında Türk'ün olduğu biliniyor. Levantenlerin İzmir'de ayrılması ve sayılarının azalmasıyla üye sayısı düşen kulüp 1973 yılında kapanmıştır. Şimdi gelelim Cumhuriyetimizden günümüze Türkiye'deki golfün tarihi. 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Konstantinopol Golf Kulübü'nün ismi İstanbul Golf Kulübü olarak değiştirilir. 1923'te İstanbul Golf Kulübü'ne ilk Türk Müslüman üye Dışişleri Bakanlığı İstanbul temsilcisi Nusret Bey olur. 1930 yılında Paris'te kurulan American Golf Country aralarında kral ve kraliçelerin yer aldığı 20 devlet başkanını fahri üye olarak kulübe davet eder. 1933 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e fahri üyeliği kabul etme temennisinde bulunurlar. Atatürk bir ödeme yapması gerekip gerekmediğini kulübe sorar ve ödeme yapması gerekmediği yönünde cevap alır. Ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk bu kulübe fahri üye olur. Türkiye'de 7 yıl görev yapmış olan ABD Türkiye Yüksek Komiseri Amiral Bristol anılarında İsmet İnönü ile golf oynadığını yazmıştır. 1949 yılına gelindiğinde ise Ankara Golf Kulübü'nün temeli atılır. 18 çukurlu saha şu anda Altın Park'ın olduğu alanda yapılır. Ankara'nın kurak mevsimi nedeniyle saha çim ile değil yağlı kum ile yapılmıştır. 1960'lı yıllara gelindiğinde
Kulübün üye sayısı 850'yi aşmıştır. Ankara Golf Kulübü 1970'li yıllarda artan Amerikan karşıtlığı nedeniyle zor günler geçirmeye başlar. Kulüp arazisini 1949-1974 yıllarında 25 yıllığına belediyeden kiralamıştır. Dönemin belediye başkanı Vedat Dalokay, üyesi olduğu kulübün sahasını kira sözleşmesini uzatmaz. Tarih 2 Ocak 1976'da belediye dozerler ile kulübün yıkımına başlar. Olumlu sonuçlanmayan mahkeme süreçleri sonunda 1982'de kulüp kendini fesheder. Ankara, golf sahası olmayan ender başkentlerden biri olmuştur. 1997 yılında tekrar kuruluş dilekçesi verilene kadar başkent Ankara kulüpsüz kalmıştır. Ankara Golf Kulübü üyelerinin büyük katkıları ile 9 çukurlu saha 2015'te tekrar yapılarak 40 yıl sonra kulüp sahasına Ahlatlı Bel'de tekrar kavuşmuştur. Ankara Golf Kulübü'nde bir dönem yöneticilik de yapmış olan Mimar Şevki Vanlı, Yenikent'te 9 çukurlu bir saha yapmıştır. Fakat suyun uzaktan gelmesi ve şehrin dışında olması sebebiyle saha ilgi görmez ve kapanmıştır. İstanbul Golf Kulübü'ne tekrar dönecek olursak, İstanbul Golf Kulübü'nün sahası Harp Akademileri Komutanlığı içinde olması sebebiyle 18 çukurdan 9 çukura düşürülür. Aslında 1980 darbesinden sonra Türkiye'de sadece İstanbul Golf Kulübü kalmıştır. 1980'li yıllar golfün dönemin başbakanı Turgut Özal sayesinde atılım yılları olmuştur. Turgut Özal'ın danışmanı ve bir dönem İstanbul Golf Kulübü başkanlığı yapmış olan Selim Egeli'nin yönlendirmeleriyle Antalya Belek bölgesi golf için seçilir. Turgut Özal, golf turizminin ülkeye katacağı katma değerin farkındadır. Çok ciddi teşvikler ve yatırımlar ile Belek'te sahalar peş peşe yapılmaya başlar. 1994'te ilk profesyonel sahalar Antalya'daki ve Silivri'deki hizmete girer. 1996'da Golf Tenis Federasyonu'ndan ayrılır ve Türkiye Golf Federasyonu kurulur. Kedilik'ten gelen Raif Bilir ilk federasyon başkanı olur. 2001 yılında ise halen federasyon başkanı olan Ahmet Ağoğlu görevi Raif Bilir'den devralır. Tarih 2005'i gösterdiğinde Türkiye Golf Federasyonu özellik statüsüne kavuşur. 2012 yılı Türk golfü için önemli bir dönüm noktasıdır. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli golfçülerinden biri kabul edilen Tiger Woods turnuva oynamak için Bele'ye gelir. Bu olay Türkiye'de golfün tanıtımı için büyük bir adım olmuştur. Ayrıca aynı yıl 420 amatör golfçünün katılımı ile Dünya Amatör Golf Şampiyonası Türkiye'de düzenlenir. Tüm bu olumlu gelişmeler olurken İstanbul Golf Kulübü'nün 9 çukurlu sahasının sözleşmesi yenilenmez ve kulübün elinden alınır. İstanbul Golf Kulübü sahasız kalır. 2012'deki başarılı organizasyonlardan sonra 2013 yılında European Tour takvimine Türkiye'yi alır. 6 yıldır ülkemiz Avrupa Turu takviminde yer almaktadır ve her yıl Antalya'da düzenlenen turnuva ile dünyanın önemli golfçileri Türkiye'ye gelmektedir. Dünyada golf ekonomilerde önemli bir yer tutmaktadır. Yaklaşık 200 milyar dolardan fazla ekonomik büyüklüğe ulaşmış durumdadır. Amerika Birleşik Devletleri golf endüstrisinde lider ülke konumundadır. Dünya üzerindeki sahaların yarısından fazlası Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Kayıtlı golfçü sayısı Amerika'da 40 milyon civarındayken Amerika dışında kalan golfçü sayısı 25 milyon civarındadır. Türkiye'de henüz hem saha hem sporcu açısından istenilen seviyelerde değildir. 21 golf sahasına karşılık 5000 sporcu bulunmaktadır. Özellikle Antalya her mevsim golf oynanabilmesi nedeniyle önemli bir lokasyon olmaya devam etmektedir.
golfün turizme katkısı ülkemiz için önemli hale gelmiştir. Golf için ülkemize gelen turist, normal turiste göre 5 kat daha fazla harcama yaptığı artık bilinmektedir. Dünya üzerinde her bir golf sahası birbirinden farklıdır. Kendine özgü koşulları ve zorlukları vardır. Golf, odaklanma, sabır, strateji ve güçlü mental bir yapı gerektirir. Golf doğanın içinde yapılan bir spordur. Rakibiniz oyuncular değil, sahadır. Her yaştan insanın oynayabileceği az sayıdaki spor dalından biridir. Golf sporların asilidir. Golf nasıl oynanır? Oyunun amacını basit olarak tanımlayacak olursak, amaç topu başlangıçtan bayrağın olduğu çukura en az vuruş sayısı ile atmaktır. Golf 18 çukur olarak oynanır. Sahanın toplam uzunluğu genelde 6-6,5 kilometre kadardır. Bir oyun yaklaşık 4-4,5 saat sürmektedir. Golf çantasında maksimum 14 adet golf sopası bulunur. Çantadaki sopalar temel olarak 3'e ayrılır. Bunlara pata, demir ve tahta diyoruz. Oyuncu atmak istediği mesafeye göre kullanacağı golf sopasını seçer. Golf topu 4.2 santim çapında ve yaklaşık 46 gram ağırlığındadır. Kauçuğun ısıtılarak sıkıştırılması ve soğutulmasından elde edilir. Golf sahası ise 3 ana bölümden oluşur. Başlangıç noktası, başlangıç noktasıyla bayrağın olduğu alan arasında bulunan fairway ve bayrağın bulunduğu green alanı. Başlangıç ile çukur arasındaki mesafe beklenen vuruş sayısını belirler. Buna golfte par denir. Herkes golf oynayabilir. Bunun için öncelikle bir golf eğitimi alması gerekmektedir. Golf pahalı bir spor olarak bilinmektedir. Evet, malzemeleri tamamı ithaldir ve pahalıdır. Sağ sayısının az olması sebebiyle de golfün maliyetleri artmaktadır. Golfün desteklenmesi için burada belediyelere çok büyük iş düşmektedir. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da belediyeler öncülüğünde halk sahaları bulunmaktadır. Bu sahalarda insanlar ailesiyle birlikte çok ucuz rakamlara golf oynayabilmektedir, eğitim alabilmektedir. Golfün Türkiye'de gelişimi için belediyelerin bu konuda önce olması gerektiğini düşünüyorum. Golf, insana stratejik davranmayı öğreten bir spor. Her golf sahasının daha önce de ilettiğim gibi kendine özgü koşulları var. Sahaya çıktığınızda o topu hedefe nasıl atacağını planlamalısınız. Bir strateji kurmanız lazım. Bu sizin aslında strateji kurma yönünüzü de geliştiren bir spor. İyi bir golfçi olmak için bir süre gerekmiyor. Öncelikle çok çalışmak, sabırlı olmak ve odaklanmak bu sporun ana konularından birkaçı. Mental olarak güçlü değilseniz golf oyunu içerisinde çok çabuk dağılabiliyorsunuz. Golfteki durumu şöyle kısaca özetlemek isterim. Golfte bir önce yaptığınız vuruşu unutmanız gerekiyor. Bununla ilgili çok ünlü bir söz var. Golfün üstadlarından Ben Hogan'ın bir sözü bu. Golfteki en önemli vuruşunuz bir sonraki vuruşunuzdur der. O yüzden mental olarak son yaptığınız vuruşu iyi ya da kötü olsun orada bırakmalısınız. Ve önünüzdeki vuruşa odaklanmalısınız. Topa vurduğunuzda zaten takip ediyorsunuz. Ve düştüğü noktadan itibaren ne kadar gideceğini aşağı yukarı tahmin edebilir bir golfçü. Ve o bölgede golf topunu arar. Tabii bunun bir süresi var. Değişen kurallara göre 2019 1 Ocak'ta bu kurallar değişti. Daha önce 5 dakika top arama süreniz vardı.
Bu kaldırıldı. Artık 3 dakika içinde topunuzu bulmak zorundasınız. Bulamazsanız yeni bir topla cezalı olarak oynamak durumundasınız. Burada birinci vuruşu yaptıysanız ve topu kaybettiyseniz bir vuruş ceza alıyorsunuz. Üçüncü vuruşu tekrar aynı noktadan yaparak oyuna devam ediyorsunuz. Dünyada golf bambaşka bir boyuta gidiyor. Bir endüstri haline geldi ve çok ciddi yatırım yapan ülkeler var. Özellikle Amerika burada başta olmak üzere. Kadınlarda Güney Kore bu işin endüstrisi olmuş durumda. Dünyada golf gelişmeye devam edecek. Ülkemizde ise aynı şekilde olabilmesi için belediyeler ile bu işin halka indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok ucuz sahalar, ucuz ekipmanlar kiralanarak halkın golfle tanıştırılması gerektiğini düşünüyorum.